Biraz konuşmuştuk aslında ama detaylandırmak lazım. Bir de izleyicimizin mesajıyla gelmek istiyorum. Artık hani onlar da torrentten epey bir şikayet eder hale geldi. Emre Bey demiş ki Guardiola bu maçı izlese ne yapardı acaba? Torrent sanki Avrupa'daki gibi mi, Türkiye'deki gibi oynayalım diye düşünmüş. Sonra hiçbir şey oynamayalım demiş gibi. Oyuncu değişiklikleri fiyasko. Bu maç bana net Schmidt gibi bir hoca lazım diye bağırdı. Ya kadrodan bağımsız düşünemezsiniz bunu. Yani Guardiola'yı koyun şu Galatasaray kadrosunun başına. Yani mesela diyebilir misiniz bugün Trabzonspor'un olduğu yerde Galatasaray olurdu diyebilir misiniz? Hiçbir zaman onu zaten söyleyemeyiz. Tabii yani o yüzden hani evet Torrent o sıçrayışı sağlayamadı. Genelde her hoca değişiminde kısa vadede de olsa bir değişim olur değil mi? Mesela Önder Hoca geldi. Bir rüzgar esti. Şimdi İsmail Valerian İsmail geldi. Bir rüzgar esti ama Torrent'te İsmail olmadı Kartal'da da yani. o rüzgar esti. Tabii ya o Torrent onu çok başaramadı. Yani farkını hissettirip ortaya koyamadı. Ya aynı zamanlarda geldiler. Şu an Fenerbahçe ikinci, Galatasaray 14. sırada. Bunu başka izahı yok ki. Doğru. Bir de yukarı giden İzahı oyuncu yok yani. bakarsın hoca değişikliğinde. Hangi oyuncu aradan sıyrıyor? Mesela İsmail Hoca için Zayt'ı söyleriz değil mi? Crespo'yu söyleriz değil mi? Söyleriz. Şimdi Valerian İsmail, Rozier bambaşka oynuyor. Şimdi Galatasaray'da hadi takım gitmiyor da dersin ki ya bazı oyuncunun üzerinde öyle etkisi oldu ki oyuncu yukarı gitti. Onu da söyleyemiyoruz. Yani teknik ekip dokunuşu maalesef göremedik yani Galatasaray'da. Meşhur bir rahmetli Mustafa Cengiz'in bir lafı var. Söyleyince herkes hatırlar. Yapma be hocam, yapma be hocam. El aleme bizi güldürme. Ben de aynı şeyi Burak Başkan için söylüyorum. Yapma be başkanım, yapma be başkanım. Ne gereği vardı yani? Torrent'le niye devam ettin? Torrent'i niye aldın? Niye getirdin? Ya da Torrent'i getirdiysen bir açıklama yap. Yani hala bir açıklama yapıyor ama havada kalan bir açıklama. Yapma hocam. Çünkü yerli bir teknik adam getirseydin şu an biz farklı bir şey konuşabilirdik. Ya da Galatasaray'ın hafızasını bilen bir teknik adam getirseydin daha farklı konuşabilirdik. Biz her defasında yayınlara çıktığımızda dedik ki Torrent'in bir analiz yeteneği var. Torrent'in bir takımı tanımıyor. Daha yeni tanımaya başladı. Aslında kendi kendini kandırıyoruz. Ya bakmış olduğumuz duruma Galatasaray şu an 14. sıradaysa bunun tek sorumlusu Torrent'tir takım içerisinde. Biz hala futbolcuların performansını konuşamıyoruz. Torrent'in performansını konuşuyoruz. Tamam Berkan kötüydü, Berkan iyiydi, işte Taylan kötüydü, Çıkıldağ kötüydü, Gomis çok 90 dakika dayanamadı. İşte Muslera o gol yenir mi? Bunları konuşacağımızda biz Torrent'i diyoruz ki niye 70. dakika, 80. dakika oyuncu değiştiriyorsun diyoruz. Sonra 80. 84. dakika Arda girdiği zaman Arda bile bir varlık gösterebiliyor. Bunları konuşuyoruz. Bence Galatasaray'da Berkan Taylan Çıkıldağ'dan oluşan orta sahası, yaratıcılık ve pas kalitesi açısından o kadar uzak ki bırakın pozisyon yaratmayı, oluşturmayı. Yani bir üretkenlik bile yapamıyor. Sonra oyuncu değiştiriyorsun. Bu Morata'nı niye alıyorsun? Bu Pulgar'ı niye alıyorsun? Pulgar'ı alıp kadroya koyuyorsan niye oynatmıyorsun? Morutan, Halil'i bitirdin. Çocuk artık bu saatten sonra bitti. Çocuk da kendini gösteremiyor. Mutsuz bir kadro oluşturdun. Mutsuz bir oluşum oluşturdun. Mutsuz bir futbolcu topluluğu oluşturdun. Arkandan istifa diyen, Burak diyen, yuhlayan bir taraftar oluşturdun. Bunlara hiç gerek yoktu. Ve bu Torrent'in sonunun başlangıcı oldu. Ben sezon sonuna kadar devam eder diye düşünüyorum. Ama sezon sonunda kim gelirse gelsin, eğer seçim olacaksa kesinlikle Torrent'le devam edeceklerini düşünmüyorum. Ama bir de bir realite var. O realite de şu, önümüzdeki sene Galatasaray'ın gideri çok, geliri hiç çok. Evet. Çünkü bu seneye baktığımızda Türkiye Kupası kayıp, Süper Lig kayıp, Avrupa kayıp, sonra baktığımız derbi maçı kayıp. Neyleyim ben böyle Galatasaray'ı diyecek taraftar topluluğu var ki ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama seneye Avrupa'da olmayan bir Galatasaray var. Sadece elinde ne var? Türkiye Kupası ve Süper Ligi olan bir Galatasaray olacak. O zaman Torrent'e niye ihtiyaç var? Şimdi madem sen böyle girdin konuya, izleyicimiz Miraç Özgür Özses de soruyor. Metin Öztürk Türk bir hocayla anlaştı deniyor diye, ki bizim yayınımızda Levent Tüzemen bahsetmişti yerli bir hoca olabilir diye. Hatta Eşref Hamamcıoğlu gelirse hoca Fransız olabilir diye, ama o yerli hoca Okan Buruk ya da Fatih Terim değil demişti. Değil. Ne söyleyeceksin sen? Şu an için bir anlaşma söz konusu değil. Hatta bir görüşme bile yok. Ama Metin Öztürk'ün kafasında bir yerli bir hoca var. Hatta bir de iki tane hoca adayı İkisi de var. yerli. İkisi de yerli hoca adayı var. Şimdi biz isim verirsek hem Metin Başkan ayıp olur hem de bir şu an
iki hoca da çalışır durumda hocalar olduğu için. Bunları, ben vereyim, Seren Türk vermesin. Bunları söylersek hocalar için de bence ayıp olur. Ben şuraya bir tane yazdım bakayım. O açıdan söylediğimizde Metin Bey gerçekten böyle bir oluşum içerisinde. Hatta Metin Bey'in şöyle hazırlıkları var. İkinci başkanını, başkan yardımcılarını, sportif AŞ'deki yöneticilerini hepsini oluşturmuş bir Metin Öztürk'ten bahsediyoruz. Diğer tarafta tabii ki Eşref Bey'in de bir planlaması var. Eşref Bey'in planlaması Levent abinin söylediği gibi Fransız teknik adam üzerine bir planlama, ama işte realite çok önemli. Çünkü burada eğer Torrent'i göndereceksen bir tazminat maddesi var. Yeni hoca getireceksen hocanın istekleri var, ayrı bir ücreti söz konusu. O yüzden her iki teknik, her iki başkan adayında Torrent'le devam etmeyeceğini görebiliyoruz. Ama Eşref Amcıoğlu belki mali açıdan kötü olabilecek bir yer alsaydı Torrent'le devam etmek isteyebilir, ama Metin Bey'in en az iki tane yerli hocayla bir kafasında yerli hoca olduğunu söyleyelim. Ama görüşmeler kesinlikle şu aşamada daha hala olmadı. Birebir ağızdan söyleyebilirim bunları. Ergin, ben buraya bir şeyler yazdım. Bunlar güzel konular. Taraftarın da çok hoşuna gideceği. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Benim de hoşuma gitti. Tahmin etmeye çalıştım çünkü. Yani adam asmacı tabii oynayalım o zaman. Yok, yok, basit denklem. Eleyerek gidersek. Evet. Bir kere ben zaten o top isimleri söyleyecektim ama aktif görevde dediği için Seren Türk iki ismi söyleyeyim. Mesela birini kesin tutturacağım. Nuri Hoca ile İlhan Hoca'dan ikisinden biri kesin var. Belki ikisi var. Bak, bildiğimden değil, tahmin yürütüyorum. Tamam, ben ikide bir yaptım o zaman. Bülent Hoca var. Bülent Hoca hani Galatasaray ünsiyetini biliyoruz yani Korkmaz'ın. Şimdi Okan Hoca olmayacak dediğine göre. Görevde, aktif görevde. Bu evet. 3'de 2'dir yani. Ha, Ömer Hoca var Hatay'da. 4'te 2 mi oldu şimdi? Arada, diyeceksin ki hepsini saydın diyeceksin ama Nuri Hoca kesin var. Nuri Hoca'ya da bir parantez açmayalım. Hatta konuşmak lazım. Gerçekten belki de daha önce alınmış bir karar olsaydı çok daha farklı bir Antalyaspor'dan bahsediyor olabilirdik. Şimdi geride bırakıyoruz akşamı. Daha bırakmamışız. 2 dakika var. Yani bu akşam da yine aldığı galibiyetle ki kesinlikle bundan sonrasında 10 başlı denilmiyor. Bundan sonrasında da ben adından çok daha söz ettireceğini düşünüyorum. Ya tabii görmek lazım. Bunlar çok erken. Çok kolay değil teknik direktörlük. Büyük takım teknik direktörlüğüne aday olmak. Ligde seri şekilde bu istikrarı yürütmek, devam etmek. Yani şöyle 3'er 4'er sezon geçirmesi lazım bu isimlerin. Ben de çok saygı duyuyorum. Beğenerek izliyorum. Güzel, her şey güzel. Ama yani kolay olunmuyor. Yani o bir skala var ya yukarıda. O oraya kafayı sokmak, oraya kendini atmak çok kolay değil. Bu başarı gerektirir, sıralama gerektirir. Türkiye Kupası finalleri, kupalar, ne bileyim sıralamada 2-3 sene arka arkaya ilk 3'e 4'e kendini atmak. Bunların hepsi bir ölçü. Evet, iyi bir sezon geçiren hocalar var. Bunları devam ettirecekler mi? Biraz kendileri o konuda serüvenlerini belirleyecekler. Başlangıç olarak iyi, güzel. Ama işte çok kolay değil yani Türkiye'de özellikle oralara kendini atmak. Şimdi bizim gibi tahminde bulunuyor izleyicilerimiz. Onların mesajlarını da okuyayım. Durmuş Bey diyor ki Metin Öztürk'ün kafasındaki hoca Nuri Şahin, yazın buraya. Ben de buraya yazdım aslında ama tabii sadece tahmindi benimkisi. Hiçbir bilgim yok bu arada. Ben biliyorum. Yani çok zor bir şey değil. Serhan Türk biliyor. Ben biliyorum ama Nuri Şahin'le ilgili şu dipnotu koymak istiyorum. Yayına girmeden önce Antalya Spor basın sözcüsü, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Adnan Başkan'la görüştüm. Nuri Şahin'le durumunuz nedir diye. Hocamla biz yola çıktık. O zaman çıktık. Sen biraz ismi verdin gibi oldu şimdi. Yok, şu an zaten sosyal medyada geçen bir Nuri Şahin ismi var. Ben isim zikretmiyorum. Sadece sosyal medyada geçen Nuri Şahin'den bahsediyorum. Adnan Başkan da şöyle bir ifade kullandı. Biz hocamıza söz verdik birbirimize. Antalya Spor'un başarıları için yola çıktık. Hocamızın arkasındayız. Sen hocamız da her zaman bizim yanımızda dedi.